Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda PES 2020'de bir top açılımı yapacağız. Deminden beri burada oyunda olan MyClub kayıtları kısmındaki görevleri tamamlamaya çalışıyorum. Buradan aldığımız bu sarı jetonlarla 1430 tane biriktirdik bunlardan görüyorsunuz. Temsilcilerde kullanacağız. Yeni temsilciler, yeni agentlar demek bize yeni kutular demek, toplar demek. Şimdi premium agent'la bir başlayalım. Bunun oranı nedir? %2. Sadece siyah ama diğerleri bir kere haftanın takımı Milan, Inter, Olympique Lyon ve Paris Saint Germain'den gelecek oyunculardan 3'er tane açacağız. Sadece bunlardan bir tanesini açmayacağız. Bir takımdan önemli değil ama. Umarım hoşunuza gider. Birinci seviye bunu evet kullanalım bakalım. 3 tane oyuncu geliyor bundan da. Umarım güzel şeyler çıkarabiliriz. Çünkü takımımız şu anda çok kuvvetli değil. Bir tane Ronaldinho'muz var kiralık. Messi'miz var kiralık. Beyaz herhalde. Nereden geldi? Kolombiya diyor. Hadi bakalım gelsin. Evet, gümüş top geldi. Çok kullanacağımız bir adam değil, Murillo geldi. Ben nereden başlayacağım ya? Acaba hangi kulüpten açmasak? Ben Milan hariç diğerlerinden hepsinden birer tane açacağım. Önce bir gidelim. Bir tane Paris'ten açalım. Bir tane oradan açalım, bir tane oradan açalım. Hadi bakalım Paris'ten. Ha, gelebilecek oyuncuları göstermek istiyorum öncelikle. Paris'ten gelebilecek oyuncuları göstereyim. Bunları zaten büyük bir çoğunluğunu ben keseceğim şeyden. Malatya'ya mı gitti? Malatya'ya gitmiş Ahoviç. Gelebilecek oyuncular, Paris'ten gelebilecek oyuncular Mbappe, Cavani, Di Maria, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier ve Bernat olacak. Bunların hepsi bize işe yarar. Çünkü şu anda takımımız o kadar iyi değil. Temsilci kullan diyorum. MyClub parası ile öde. 100 MyClub parası gelsin bakalım. Haydi. Ne geliyor? Mbappe tabii ki, 92 Mbappe müthiş olur. Bunların hepsi siyah top bu arada. Fransa geldi. Haydi. Bir dakika, yani bu ulusu Fransa anlamına mı geliyor? Bu kim? 5 numara. Marquinhos geldi. Güzel. Güzel, fena değil. Mbappe değil tabii. Ama 88 Marquinhos. Stoper mevkiinde Koşiyani'nin şu anda partneri olacak oyuncu. Güzel oldu. Bir tane açalım Lyon ya yine de. Değil mi? Kullanalım hadi. Haftanın takımı da güzel bu arada. Neymar helikopterden inmemiş. Lyon çöp mü diyorsunuz? Neyse, bir tane Lyon açmayız. Ne geliyor? Evet, zaten Fransa olduğunu biliyoruz. Burada ülkeyi göstermiyor. Altın geldi abi ya. Şaka mısınız ya? Kim bu? 10 numara. Traore. Ya altın olmadı şimdi bak. Bu yakıştı mı? Hiç yakıştı mı? Zaten sağ tarafta Messi'miz var kiralık. Hepsini Paris açamıyoruz. 3 tane var sadece. Paris, Paris. Oradan Mbappe'yi vururduk. Güzel right back olur. Olabilir. Handanovic, Skriniar çok iyi olur. Onun dışında Brozovic oynatırım. Martinez oynatabilirim. İyi bir forvet gelmezse, Mbappe falan gelmezse diğer kutulardan. Pardon, toplardan. Ben bu paket, top, kutu hepsini karıştıracağım bu süreçte. Haberiniz olsun. Ama bakalım güzel bir şey gelecek mi? Ne geliyor? Çizmeye gidiyoruz, İtalya'ya gidiyoruz. Abi yeter ama ya, yapmayın ya. %13 ihtimale mi geliyoruz gerçekten? Ulusalları açacağım şeyi. Haftanın takımı. Şemsi, yok. Sensi, peki. Orkestra şefi Sensi geldi. Niye siyahları bulamıyoruz anlamıyorum ama. Evet, devam edelim. Burada Milan. Açalım, güzel oyuncular gelir mi acaba? Gelsin bakalım. Bir tane Lyon eksik açacağım galiba. Onun dışında hepsini açacağım. Bu kim ya? Evet. Kim? Udis. Evet. İtalya'ya gittik yine. Milan'dan bakalım kimi çekeceğiz. Siyah topu çektik. Kimdi o ya? Orada bir İsa şeyi mi gördüm yoksa? Yoksa Billia geldi. Bizi FIFA'dan takip edenler bileceklerdir. Billia'yı ben sürekli çıkarım. Defans Fortasa 87 rating. Güzel. Şimdilik orta sahaya girecek bir oyuncu bizim takımdan. Hakan gelseydi tabii ki sevinirdik. Ama Billia geldi. Bayağı şekilli bir abimiz, evet. Yani bir tanesini eksik açacağız ama şuradan bir tane haftanın oyuncusu açalım. Buradan çok güzel şeyler gelirdi bir de. Bunlar yüksek de overall'lu oyuncular. %90 yine siyah gelecek. Kane, Eriksen, Ramos. Ramos çok iyi olur. Wijnaldum iyi. Bernardo Silva, Belotti, Radeki, Şar, Laimer, Chadli ve Gojak. Son üçünü çekmezsek çok iyi olacak. Evet, FIFA'da kabusumuzdu. Bakalım hangi ülkeye gidiyoruz?
Yapma, Polonya'ya mı gittin ya? Hayır, yo. Danimarka'da olabilir. Eriksen geldi galiba. Yo, Kane. Kane geldi. Kane geldi. Bir dakika, bayağı yüksek değil mi bu herifin? 94 Kane abi, çok iyi. Çok çok iyi. Bizim forvetimiz çok iyi değildi. Jonas'tı. Şimdi Kane'in gelmesi çok iyi oldu abi. Bence bayağı iyi oldu. Tabii ki şimdi tekrar aynısı gelme ihtimali var ama Harry Kane yeni forvetimiz olacak. Ve onu sahada deneyeceğiz. Bu Road to Glory'nin, bu zafer yolunun sonraki bölümlerinde hatırlatalım. Bu bir zafer yolu. Para harcamadan PES'te kurabileceğimiz en iyi takımı efsanelerle vesaire kuracağız. Bir tane daha Paris çeker miyiz? Ben bir tane daha Paris istiyorum şimdi. Çok iyi oldu. National'dan Ramos da gelse çok iyi olur. Yıkılmıyor değil mi? Evet, çok 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 kuvvetli. Bayağı iyi oldu. Chat'e bakıyorum, chat yıkılıyor. Ama Kane yıkılmaz. Ne geldi? Fransa'dan. Evet, zaten Fransa ligi. Evet. Kim bu? Kim bu? Verratti. Di Maria geldi. Güzel. Di Maria geldi. 89 Di Maria. Sağ ve sol kanatta oynatabileceğimiz gibi uygun bir formasyonda forvet arkası da oynatabiliriz. Çok güzel abi, çok güzel. Bilmiyorum, bu kadar iyi oyunculara, işte 94 Kane gibi, 89 Di Maria gibi oyuncular oyunun başında ulaşabiliyoruz demek ki. Bakalım. Takım çok iyi olacak. Bir tane daha Paris'imiz var. Mbappe'yi istiyoruz, onu sonra saklayacağım. Devam edelim, Inter'le devam edelim. Haydi çocuklar. Sol bek şu anda çok lazım. Belki Rodriguez çekeriz. En çok lazım olan oyuncumuz gerçekten bekler. Defansımız var çünkü. Marquinhos'u çektik. İtalya, evet. Inter'den kim gelecek? Siyah top geldi. Bizde olmayan birisi olacağı kesin bu. Göremiyorum kimin olduğunu. 11 mi 77 mi? Brozovic orta sahanın göbeğinde veya forvet arkasında da oynayabilir. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. 87 Brozovic gayet iyi. Gayet iyi. Underrated adam. Evet. Abi bir şey soracağım. Bu arada chat'e soruyorum bunu. Efsaneleri nasıl çıkarıyoruz? Siz de bunu yorum kısmında bana belirtin. Efsaneleri nasıl çıkardığımızı ben bilmiyorum. Allah. Efsaneleri çıkarmak istiyorum yani. O takımda olmasını istiyorum o efsanelerin. Bir Milan daha çekeceğim. Ondan sonra haftanın takımı falan filan. Haydi. Güzel. Destroyer Manas. Manas da var, evet. 2 saatlik bir yayın oldu bu arada. Twitch yayınlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Diyelim buradan. Haydi, ne geliyor? İtalya tabii ki. Hakan Çalhanoğlu gelebilir. Donnarumma geliyor galiba burada. Donnarumma. Kalemiz artık emin ellerde. Kalemiz çok kuvvetli değildi. Direkt kaleciden tanıdık. Gianluigi Donnarumma. Güzel. 88'likte bir kaleci koyduk kaleye. Artık sırtımız yere gelmeyecek gibi duruyor. Haydi çocuklar. Bundan sonraki bölümde bu oyuncularla da bir sağlam maç yaparız diye düşünüyorum. VX hoş geldin. Video kaydediyoruz bu arada. Hani herkese selam veremeyebilirim. Şimdi bir tane daha haftanın takımından açalım. Kane gelmesin, güzel bir şey gelsin diyoruz. Takım gerçekten Walter abimin söylediği gibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Nereye gidiyoruz? Burada yine mi İngiltere'ye gittik? Aa, hayır. Ama İngiltere Ligi'nden başka birileri de olabilir. Eriksen, bu sefer kesin Eriksen. Yok, Marshall Eriksen değil. Marshall Eriksen Hawaii Meteor Mother'dakiydi. Bu Christian Eriksen. 10 numara pozisyonunda, hakikaten 10 numara 93'lük bir adam. Biz bu sene 96'lık FIFA 19'da çektik Eriksen'i. Koleksiyon tutkusu mu çıkıyor? Ha. Ama özel bir şey herhalde o. Çok iyi. Eriksen de çok iyi şu anda. Orkestra şefi yılan. Yılansa yılan diyoruz abi. Yılan. Bütün Tottenham geldi. Ha, sen seversin. Evet. Obrin seviyor Tottenham'ı. Haydi bakalım. Kane artı Eriksen yapıştır. Haydi bakalım. Açtık. Inter'den mi açtık? Milan'dan mı açtık? Bilmiyorum ama. Gelsin bakalım. Güzel bir şey. Hakan geldi mi diyoruz bu sefer. Milan'dan açtık. Vallahi yok, Hakan değil bu. 7 numara. Castillejo geldi. Samu Castillejo geldi. Güzel modellemişler. Eyvallah. Sağ kanat. Di Maria var. Ama bir rotasyon oyuncumuza ihtiyacımız var illaki. Piatek de iyi olabilir. Belki iki forvete döneriz. Castillejo'yu ekliyoruz takıma. Şimdi Inter gelsin. Bir defans daha lazım. Evet, Skriniar iyi olur. Çok çok iyi olur Skriniar. Defans kritik abi. Paris en son yeni menajer almamız da gerekecek.
Evet. Haydi Inter'den kim geliyor? Yapma be. Düp. Fazlalık. Evet, bir tane Paris, bir tane de ulusalımız kaldı. Paris'i sona saklayacağım, Mbappe'yi istiyorum. Burada ne kaldı alabileceğimiz? Eriksen'i seçtik. Kane'i seçtik. Ramos muhteşem olur. Wijnaldum, Bernardo Silva muhteşem olur. Haydi gelsin. Aramburu. Aramburu'nun öğrencileri. Haydi bir Ramos. Ver bir Ramos. Önce siyahı görmemiz lazım. Belçika. Ha? De Bruyne yok. Mertens mi var? Kim bu? Chadli. Nasıl Chadli geldi? Forması çok güzelmiş. Gerçekten forması çok güzelmiş. Bek oynayabilir. Aman. Battı balık yan gider. Haydi gelsin. Bir Lyon. Buradan Depay'ı istiyorum. Depay çok iyi olur. Denayer'de olur bu arada. Net Denayer'de olur. Olur yani. Haydi. Güzel siyah geldi. En azından şey olmadı. Fazlalıklı olmadığını biliyoruz. Dembele mi bu? Evet Dembele. Musa Dembele geldi Lyon'dan. Botlar stamina ile GP için. Doğru. Evet. PES 2020 My Club. Road to Glory misin? Zafer yolumuzu. Yani para harcamadan en iyi oyuncuları takımımıza katmaya çalıştığımız, en iyi takımı kurmaya çalıştığımız serimizin ilk top açılışı videosu oluyor bu. Ve en sonda Paris'imiz kaldı. Basıyoruz. Mbappe'yi ya da Cavani'yi istiyorum. Onun dışında Verratti de olabilir. Thiago Silva da güzel olabilir. Açalım gelsin. Twitch chatindeki arkadaşlara da çok selamlar. Çok teşekkürler geldikleri için bu yayına. Bu videoyu da izleyen herkese umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bulduysanız abone olup beğenebilirsiniz. Açalım gelsin. Haydi bakalım. Verratti gelmesin mi diyorsun? Okey gelmesin. İyi oyuncu, meta bir oyuncu gelsin istiyoruz buradan. Hadi Paris'ten. Sağlam bir oyuncu istiyoruz. Fransa'ya geldik. Evet. Sanırım Mbappe değil bu. Cavani geldi. Saçlardan tanıdık. Cavani'yi çekiyoruz. Evet. 9 numara pozisyonumuzda 2 tane azbanımız var artık. Ve kim söylemişti Cavani'yi? Dündar sen mi söylemiştin? Güzel. Çok güzel abi. Neymar yok. Neymar yok zaten. Toplarda yok abi. Ama Cavani de manyak oldu. Bundan sonraki bölümde takımımızı göreceğiz. Takımın nasıl şekilleneceği konusunu bu videoda çıkardığımız, toplardan çıkardığımız oyuncularla birlikte nasıl şekilleneceği konusunda bana yorumlarınızı bekliyorum. Aynı şekilde eğer yayına da gelirseniz çok memnun olurum. Ada 40 izleyiciyle bir baskın yapmış. Teşekkür ediyorum bu arada Ada'ya da. Buradan selamlar. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.